Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Maraş tava yapıyoruz arkadaşlar. Yine Kahramanmaraş'ın yıllardır süregelen, değişmez, herkesin evinde mutlaka yapılan, mutlaka tercih edilen bir yemekle karşınızdayız. Hemen malzemeleri sayıyorum. Burada böyle küçük küpler halinde, yemeklikten biraz büyük olacak şekilde doğramış olduğum küp küp soğanlarım var. 4 adet soğanım var burada arkadaşlar. Orta boy 4 adet diyebiliriz. Ve etim var burada, 300 gram kuşbaşı doğranmış, orta büyüklükte kuşbaşı doğranmış dana etim var arkadaşlar. 6 adet, 5-6 adet ortalama 700-800 gram kadar patlıcanım var. Tuzlu suya bıraktım bunu öncesinde ki acısını bıraksın diye arkadaşlar. Domateslerimiz var, bol domates kullanıyoruz bunda, aslında çok lezzet veriyor ondan dolayı da. Burada da 6-7 adet domatesim var arkadaşlar, eksik kalırsa yine üzerine takviye yapacağız birlikte. Burada da yarım kilo kadar patatesim var. Yine aynı boyutlarda küp küp doğramış olduğum. 4-5 adet biberlerim var arkadaşlar. Onları da orta büyüklükte yine doğradım. Çok aşırı küçük olmayacak şekilde. Ve sarımsaklarım var. Sarımsaklarım da buzluktaydı. Daha önceki videolarımı izleyen arkadaşlar bilirler. Buzluktan çıkardım. Kaç diş var? Ortalama 8-9 diş de sarımsağım var arkadaşlar. Baharat olarak da birer tatlı kaşığı kekik ve tuzum. Burada birer... Hatta bir tatlı kaşığı karabiber, bir yemek kaşığı pul biber arkadaşlar. Biz biraz acılı seviyoruz. Yarım yemek kaşığı da biber salçamız, bir çay bardağı da sıvı yağımız var. Hadi hemen başlayalım hazırlığına. Hoş geldin anneciğim. Gel. Kolay gelsin anneciğim. Ne yapıyorsun? Teşekkür ederim anneciğim. Akşam yemeği hazırlıyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben de yiyeyim. Tamam aşkım. Otobüs milletoyu... Oynuyorsun. Tamam anneciğim. Arkadaşlar etlerimizi bıraktık. Hemen yağımızı da ekliyorum. Her şeyimizi çiğden kullanacağız zaten. Bir çay bardağı sıvı yağ. Etlerim de yağsız olduğu için bir çay bardağı ideal. Pul biber ve karabiberlerimi ekliyorum. Tuzum ve kekiğimi mutlaka ekliyorum. Salçayı şimdi değil, üzerine salçalı su şeklinde yapacağız arkadaşlar. Bu aşamada ekleyeceğim ve şöyle güzelce... Etlerimle soğanlarımı bütünleştiriyorum arkadaşlar. Bu önemli bir aşama. Bunu yapmayınca lezzet bütünlüğü sağlanmamış gibi geliyor bana sanki. Genel olarak da bu şekilde yapılıyor zaten. Ben de o yüzden bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Böyle bir etlerle soğanlar bütünleştiğinde çok daha lezzetli bir hale geliyor çünkü yemeğimiz. Tekrar kolay gelsin. Teşekkür ederiz anneciğim. Hiç gibi korktum. Bu arada burada bir sürprizim var, ne için var? Evet, evet anneciğim. Kedimiz de orada bizi seyrediyor. Evet, şimdi şöyle tepsimizi bu şekilde düzenliyorum arkadaşlar. Evet, biberlerimi de ekliyorum bu arada arkadaşlar. Aslında bu karıştırma aşamasında biberi de katabilirdik. Kusura bakmayın, ben o aşamada birazcık... Karıştırdım. Şöyle hemen bunu da katacağım ki birbirine lezzeti, biberin de mutlaka geçsin arkadaşlar. Hani şart değil ama olursa da dediğim gibi lezzetine lezzet katmış olursunuz yemeğinizi. Böyle ufak detaylar aslında yemeğin asıl lezzetini veren kısımlar bence. Evet, biberimizi de kattık. Sonrasında patateslerimi ekleyeceğim. Şöyle sarımsaklarımı ayırıyorum kenara. Bunları da hafif büyük olanları küçülteceğiz arkadaşlar. Çok kolay, çok pratik bir yemek. Sadece ön hazırlığında biraz böyle küçük küpler halinde doğramak ve sizin biraz zamanınızı alabilir ama o da çok uzun sürmeyecektir zaten. İnanın yapılması kolay ama lezzeti tamamen olay, öyle söyleyebilirim. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Maraş tava hem bizim yöremize ait bir yemek olduğu için de tatmanız beni çok mutlu eder arkadaşlar. Patateslerimi de böyle bıraktım. Artık patlıcanlarımın hemen suyunu süzeceğim, onları da koyuyorum arkadaşlar. Evet, patlıcanlarımın da suyunu süzdüm. Onları da şöyle bırakıyorum. Oldukça bereketli bir yemek arkadaşlar. Malzeme malzeme üstüne yerleştirince böyle inanılmaz güzel bir şekilde çoğalıyor. Yani böyle misafirlerinizle yaptığınız zaman kişi başına göre ayarladığınızda gerçekten kalabalığa ikram edilecek çok güzel, çok pratik bir yemek. Yaptıkça bereketleniyor. Şöyle biraz böyle tepsinin dışına taşabilir, o sizi endişelendirmesin arkadaşlar. Fırında piştikçe zaten o sönecek. Sönünce de incelecek, ondan dolayı çok sıkıntılı değil. Biraz böyle taşabilir. Evet, şimdi patlıcanlarımızı da bıraktık. Artık domateslerine geçebilirim. Bunun özelliği bol domatesli olması arkadaşlar. Üzerini böyle neredeyse domatesli kaplayacağız.
Ondan dolayı da kabuklarını soymadım bu arada, onu da söyleyeyim dipnot olarak. Kabukları da çünkü lezzetine lezzet katıyor. Malum yaz mevsimindeyiz, tam domatesin zamanı, kesinlikle siz de soymayın derim. Şöyle tamamını suyuyla birlikte de dökeceğim ki ziyan olmasın malzemelerimizde. Şöyle her yerini kapatacak şekilde koydum arkadaşlar. Böyle katman katman yapıyoruz. Artık sarımsaklarıma geçebilirim. Sarımsaklarımdan da şöyle büyük olanları şöyle küçük küçük. Çok aşırı minik değil ama şu şekilde her yerine serpeceğim arkadaşlar. Hatta bunları şöyle gizleyebilirsiniz araları. Diğer bütün malzemelerle de bütünleşecek. Zaten biraz piştikten sonra bunu karıştıracağız ama şu anda fırına böyle göndereceğiz. Ondan dolayı sarımsakların da lezzeti geçsin derseniz bu şekilde çok güzel olur. Bakın hemen birkaç dakikada hazırladık. Sadece bir ön hazırlığında doğraması var. Onun dışında hiçbir zahmeti yok ama dediğim gibi yani yaptığınızda, misafirlerinize ikram ettiğinizde inanın herkes tarifini isteyecektir nasıl yaptınız diye. O kadar lezzetli bir yemek. Şöyle artık bastırıyorum. En son salçamı da hafif suyla böyle açıp üzerine gezdireceğim arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar, burada bir çay bardağı kadar su var. Çok fazla değil. Hemen domatesimin tabağını kullandık ki domatesimin de suyu orada kalmasın. Hepsiyle birlikte güzel bir yemek çıksın ortaya diye. Şöyle de sıyıracağım. Ben böyle yapıyorum arkadaşlar. Yadırgamayın beni. Yani tabakta ziyan olan yemek benim çok canımı sıkıyor. Üzülüyorum. O yüzden bulan var, bulamayan var. Bence ziyan etmeyelim. Olabildiğince son demine kadar kullanırsak bana göre en güzeli oluyor. İnşallah sizce de öyledir. Evet artık yemeğimiz hazır arkadaşlar. Bunu 200-220 derece ısıda fırında pişireceğiz. Biz aslında bunu böyle güveç tepsilerde, toprak tepsilerde mahalli fırınlarına da göndererek pişirebiliyoruz. Ama ben yine ev usulüyle, ev yöntemiyle nasıl yapabiliriz onu anlatmaya çalışacağım nacizane. O yüzden böyle bir tepsi tercih ettim. Ortalama 220 derece fırınınızın neredeyse en yüksek derecesine getirip üstü böyle tamamen kızarana kadar hiç dokunmadan pişiriyoruz. Zaten o aşamaya geldiğimizde karıştırma aşamasını da göstereceğim. Şimdi ben bunu 220 derecelik fırına gönderiyorum. Bir saat neredeyse unutuyorum. Sonrasında da tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, Maraş tavamızın son haliyle karşınızdayız. Şimdi diyeceksiniz ki videonun başında tepsi bu değildi. Ben yaklaşık bir saat piştikten sonra artık domatesin de suyu iyice salınınca biraz daha üzerinin çıtır çıtır kızarması için daha geniş bir tepsiye aktardım ki üzeri daha kızarsın ve daha lezzetini artırsın diye. Siz de aynı yöntemi deneyebilirsiniz. Ben daha geniş bir tepsiye yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben de bu şekilde. Hoş geldin anneciğim. Ben de bu şekilde tercih ettim. Merhaba. Ve tavamızın son haliyle de karşınızdayız arkadaşlar. Bu şekildeydi. Nacizane biz de fikrimizi paylaşmış olduk sizlerle. İnşallah yaparsanız mutlaka beğeneceğinizden eminim. Yapanlar ya da yapmayı düşünen arkadaşlar yorumlar kısmına fikirlerini de yazarlarsa beni çok mutlu ederler. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün de mis kokulu Maraş tava kokulu mutfağımdan herkese sevgilerle.